Eğitim düzgün değil ülkede. O yüzden yorum yapamıyorum. Özel okullar haftada 4 gün gidebilirken devlet okulları haftada 2 gün. Ortaokulların 100 alıp geçmesi ve liselilerin sınava girmesi çok saçma. Özel okullarda farklı bir eğitim veriliyorken bizim okullarımızda çok farklı bir eğitim veriliyor. Diğer öğrenciler 4-5 gün ders görürken hani daha interneti bile olmayan öğrencilerle bir tutuyorlar. Sınavda aynı şekilde soruları cevaplamasını bekliyorlar. Koronavirüs eğitimi de etkiledi. Pandemi döneminde eşitsizlikler meydana geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak eğitimde meydana gelen eşitsizlikleri sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Pandemi döneminde yaşanan eğitim eşitsizliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu an çok zarardayız. Hatta şu an Almanca sınavım var. Hiçbir şekilde bilgi almadığım halde. Sınavdan bayağı düşük bir not alacağım. Yani şu an ben bir de üniversite hazırlık olduğum için büyük ihtimalle bu sene kalacağım. Önümüzdeki seneye şey yapacağız. Ama özel okullarda öyle değil. Daha mümkün şeyler var. Bence bize de bir yani uygulama tanınması lazım. Ve hiçbir şekilde ders almadık. Yani okulların tekrardan kapanmasını istiyorum ben şu an tek. Derdim o. Eşitsizlik var çünkü devlet okullarında ayrı bir eğitim veriyorlar. Ve online eğitim herkes katılamıyor. Herkesin gücü yok bu durumda. Ama özel okullarda hem okula gidebiliyoruz hem online eğitim de verebiliyorlar. İki türlü eşitsizlik bayağı büyük bir durumda ama işte bunu herkes ses çıkaramıyor. Pandemide şimdi okullarımız kapandı. Okula gidemedik. Eğitimden geri kaldık. İnternet üzerinden işleyince de anlamadık yani çok öyle. Okulda daha iyi anlıyorduk. Keşke olmasaydı. Ya eğitimde dediğim gibi çok eşitsizlikler oldu. Online eğitimde de hani giremeyenler oldu, internet sıkıntısı çekenler oldu ki hani online eğitimde çok da bir verim alınamıyor zaten. Hani eşitsizlik oldu, bir de bunun üstüne sınavlar yapılıyor. Ki dediğiniz gibi özel okullarda da eğitim oldu yüz yüze şeye göre. Yani birçok eşitsizlik, fırsatsızlık oldu. Fırsat eşitsizliği. Hani bence çok fazla abartılıyor. Hani zaten mesafe ve maske kurallarına uyulduğu sürece zaten esnaflar en çok etkilendi bu dönemde. Öyle yani okulda da zaten biz çok etkilendik okul döneminde. Çünkü hani yüz yüze eğitim daha açıklayıcı oluyordu. Şimdi online eğitim hani girmekte de zorlanıyoruz. Genelde dışarıda olduğum için pek de girmiyorum. Öyle yani. Eğitim düzgün olmadığı için ben zaten bir eşitsizlik hakkında bir yorum yapamam ama zaten eğitim düzgün değil ülkede. O yüzden yorum yapamıyorum. Peki eşitsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Devlet okulları farklı yapıyor. Üniversiteler farklı yapıyor. Özel okullar farklı eğitim yapıyor. Bu da öğrencilere mutlaka yansıyor. Öğrencileri olumsuz kötü etkiliyor yani. Peki siz hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ben şu an üniversite öğrencisiyim. Birinci sınıfım daha. Ve hiç üniversiteye gitmedim. Sadece online eğitim yapıyorum. Bir de bunun uygulamalı yerleri oluyor. O yüzden onları göremiyorum. Bu da bana eksi yazıyor. Bu da bir eşitsizlik. Yani çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun en büyük şahidi kardeşim daha önce dediğim gibi. Diğer öğrenciler 4-5 gün ders görürken hani daha interneti bile olmayan öğrencilerle bir tutuyorlar. Sınavda aynı şekilde soruları cevaplamasını bekliyorlar. Zor yani. Adapte olmaları da çok zor öbür öğrencilerin. Sıkıntı yaşıyorlar. Eşit olmadığını düşünüyorum. Devlet okullarının bu dönemde geri kaldığını düşünüyorum. Yeter mi? Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi özel okullar haftada 4 gün gidebilirken devlet okulları haftada 2 gün ve açıldı şurada zaten 2-3 hafta falan oldu. Ve konular da gerçekten ağır. Yani konularının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani sporcu olduğum için online eğitime pek odaklanamadım. Şimdi de gelip sınav yapmaları zaten çok saçma. Hem online eğitim verip de bir anda sınav yapmak. 1,5 yıl okumuyorsun, sonra geliyorsun ve okuyorsun, sınav oluyorsun. Pek de diyebilecek bir şeyim yok. Peki herhangi bir başka bir eşitlikle karşılaştınız mı? Mesela ortaokulların 100 alıp geçmesi ve liselilerin sınava girmesi çok saçma. Devlet okullarında öğrencilere karşı yapılmış bir eşitsizlik var. Çünkü özel okullar açıkken devlet okulları kapalı ki ben kendim üniversite öğrencisi olarak söylüyorum. Özel okullarda farklı bir eğitim veriliyorken bizim okullarımızda çok farklı bir eğitim veriliyor. Ve iyi bir şey sağlayamıyoruz açıkçası. Eğitim olarak kendimizi geliştirmemiz olarak iyi bir eğitim sağlanmadığını düşünüyorum. Sizler online eğitimi uzaktan yeterince bağlanabiliyor musunuz? Hayır, bağlanamıyorum. Çalışan bir insan olarak da bağlanamıyorsun bu arada. Aynı zamanda çalışıyorum da ben. Bu yüzden eğitime de aynı zamanda pek bir katkım olmuyor maalesef.